TH Transmitter cihaz kurulum ve kullanım videosu. Cihazın arka tarafında 1'den 20'ye kadar numaralı girişler bulunmaktadır. Pin açıklamaları datasheet'te verilmiştir. 18 ve 20 numaralı pinlere 220 volt besleme voltajı bağlantılarını yapıyoruz. Daha sonra soketi yerine yerleştiriyoruz. PT100 bağlantısı için 4 ve 5 numaralı pinleri kullanacağız. Eğer 3 telli PT100 kullanıyorsanız 6 numaralı pini kullanabilirsiniz. TH ile orantılı akım çıkışını ölçmek için 7 ve 8 numaralı pinlere kablo bağlıyoruz. Modbus bağlantısı için 9 ve 10 numaralı pinlere RS-485 sınıfır bağlıyoruz. Soketi yerine yerleştiriyoruz. BNC konnektörü takıyoruz. Cihazın ekranında yazan akım değerinin ölçü aletiyle uyuştuğunu görüyoruz. Probu 4 pH kalibrasyon sıvısına daldırıyoruz. Kalibrasyon yapmaya başlayacağız. ESC'ye basarak ayarlar menüsünü açıyoruz. Kalibrasyonu Enter tuşu ile seçiyoruz. Probu 4 pH solüsyonuna daldırınız ve başlat yazısı görüyoruz. Enter tuşuna basıp başlatıyoruz. 150 saniye beklememiz gerekiyor. Sayaç 0 oldu ve Enter tuşuna basıyoruz. Probu 10 pH solüsyonuna daldırınız ve başlat yazısı görüyoruz. Probu 10 pH kalibrasyon sıvısına daldırıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. ...150 saniye beklememiz gerekiyor. Sayaç 0 oldu ve Enter tuşuna basıyoruz ve kaydedildi yazısı görüyoruz.
ESC tuşuna iki kere basarak ana ekrana geliyoruz. Kalibrasyonun başarısını görmek için probu 4pH kalibrasyon sıvısına daldırıyoruz. Belirli bir süre sonra 4.00 pH ölçümünü gerçekleştirdik. Aynı deneyi 10 pH kalibrasyon sıvısı ile tekrar gerçekleştiriyoruz. ESC tuşuna basıp ORP değeri menüsünü seçiyoruz. MV ve artı MV değerlerini görüyoruz. ESC ile bir geri menüye gelip dil seçeneğini seçiyoruz. Buradan dili İngilizce ve Türkçe olarak seçebiliyoruz. Röle menüsünden Low Threshold değerini 3.95 pH ayarlıyoruz. pH ölçümü 3.95'den küçük olduğu zaman 16 numaralı normal open ucu close durumuna geçiyor. Röle menüsünden High Threshold değerini 10.02 pH ayarlıyoruz. pH ölçümü 10.02'den büyük olduğu zaman 14 numaralı normal open ucu close durumuna geçiyor. Grafik menüsünden zamanla değişen pH değerlerini görebiliyoruz. Modbus menüsünden slave adresi 204 ayarlıyoruz. Baud rate, word, size, parity, stop bit seçimleri de aynı şekilde yapılabilmektedir. Modbus komut yolladığımızda gelen cevapları ekranda görebilmekteyiz.